Merhaba arkadaşlar. 30 Kasım Salı, yurt dışı yarışlarında İngiltere Linfield programı ile ilgili değerlendirmelerimi paylaşacağım. İlk 3 yarış 2 yaşlı taylara ait bir yarış. Burada yurt dışı güncel bahis oranlarını takip etmek lazım. Çok önemli. Erken bahis oranlarıyla karşılaştırıp oranları düşenleri özellikle değerlendirmek lazım arkadaşlar. Sayıca az at koşuyor olsa da ikramiye açısından iyi bir program olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. 7 koşulu programda birinci koşu saat 15.10'da başlayacak. Altılı Ganyan'da ikinci koşuyla saat 15.40'da başlayacak. İlk koşu 1000 metrede 2 yaşlı İngiliz taylarına ait bir koşu. Burası epeyce denk olan bir yarış. 6 numaranın 3 tane birinciliği gözükse de diğerleriyle çok farkı olmadığını düşünüyorum. Benim ilk şanslı ismim 4 numaralı If You Can Dream. İlk şansı verdiğim tay olacak. Sonra 6 numaralı Brezin Akoya ikinci şanslı olarak gördüğüm isim. 1 numaralı Ice Catcher, 3. şanslı gördüğüm isim. Sonra 5 numaralı Alyaz Gold Ever ve Luke Morris'in bineceği 10 numaralı Royston Gör. Diğer şanslı isimler, benim sıralamam burada 4, 6, 1, 5 ve 10 arkadaşlar. Altılı Ganyan'a gelince ilk ayak 1600 metrede koşulacak. Bütün koşular kum pistte, Linfield kum pistte. Yine maiden bir koşu. Ben bugün 3 tane alternatif tek olarak çıkardım şablonu. Ama şu tektir, şu isim tektir, rakipleri geçer diyebileceğim bir at çıkaramadım. Ama alternatifli 3 tekim var. Birinci ayakta, ikinci ayakta ve dördüncü ayakta. Alternatifli dediğim gibi 3 tane tek önereceğim size. İlki burada 9 numaralı Yonafis ilk kez koşacak. Hagas antrenöre ediyor. Yarışı kazanacağını düşünüyorum. İlk ismim 9 numaralı Yonafis. Sonra 8 numaralı Tademan Green. İkinci şanslı gördüğüm isim Martin Harley ile. Sonra 2 numaralı All Market Balding'in antrenör ettiği ki bunlar başarı yüzdeleri yüksek antrenörler. 2 numaralı Al Marmar, üçüncü şanslı gördüğüm isim. Ve son olarak da 5 numaralı Horrible Over, diğer şanslı gördüğüm isim. Sıralamam dediğim gibi ilk olarak 9 numaralı Yonafis ve buna rakip olabilecek 8, 2 ve 5. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı da yine 1600 metrede 2 yaşlı İngilizlerin maiden'dan çıkma mücadelesi olacak. Diğer bir alternatif tekim de bu ayakta. O da 4 numaralı King of Ice. Bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. İki yarışı da Çin pistte. Son yarışını Newmarket'te Çin pistte yanılmıyorsam 13 atta 6. oldu. Ama klas 2 koşuydu. Yani diğer rakiplerinden daha üstün bir yarışta koştu. 13 atta 6. oldu. Benim bugün ilk şanslı gördüğüm isim 4 numaralı King of Ice. Kum pistte sahibine ve antrenöre bakınca da kum pistte de çok başarılı olduğunu görürüz. İlk şansı 4 numaraya veriyorum. Sonra 7 numaralı Teralizm. United Teralizm gibi okuyamadım yine ismini. 7 numara diyorum. İkinci şanslı isim. 3 numaralı Kaiser 4. şanslı ismim. Ve 10 numaralı Magical Diaz diğer şanslı gördüğüm isim. Sıralamam 4 en başta, onun arkasına 7, 3 ve 10 diyorum. Burada 3 numarayla 5 numara aynı koşuda koştu. Campton Park'ta koştular.
5 numara Postmark kafayı alıp gitti. Son metrelerde de 3 numaralı Kasır geldi, onu geçti. Burası tabi ters pist. Biliyorsunuz Kempton saat yönünde pist. Lingfield tam tersi, saatin ters yönünde bir pist. Benim sıralamam dediğim gibi 4 numara öncelikli, 7, 3 ve 10. Dördüncü koşu altılının da üçüncü ayağı 1200 metrede koşulacak. Burada 5 tane at var yarışa katılacak. Burada 3 isimi eşit şanslı görüyorum. 2 numaralı Top Priest ilk şanslı gördüğüm isim. Sonra Holy Doyle'un bindiği 5 numaralı Rovaniemi ikinci şanslı gördüğüm isim. Ve son olarak 1 numaralı Benny Antijest 379 gündür koşmuyor. Ama hazır olduğunu düşünüyorum. Yurt dışı ganyanlarına da bakarak söylüyorum tabii ki. Sıralamam 2, 5 ve 1. Günün 5. koşusu 2000 metrede koşulacak. 5 tane İngiliz atı mücadele edecek. Diğer alternatif tekim de bu ayakta olacak. O da 3 numaralı Sky Power Rose Reina. Bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Son yarışını Campton Park'ta yanlış hatırlamıyorsam 64 kiloda koştu. Yakın ara 4. bitirdi. İlk şanslı isim 3 numaralı Sky Power. Sonra 2 numaralı Albaros ve 1 numaralı Surprise Exhibit de bir sürpriz yapabilir. 224 gündür de koşmuyor. Bir birinciliği var. O da kum pistte. 63 kilo Holy Doyle ile koşacak. Ben bir sürpriz şansı veriyorum. Ama 3 numaralı Sky Power da tek yazılabilir kuponlara. 3 öncelikli, arkasına yanına at yazmak isteyen varsa 2 ve 1 olarak benim değerlendirmem. Linfield'da 6. koşu, altılı ganyanın 5. ayağı 17.45'te koşulacak 2000 metrede. Son iki ayağın çok zor olduğunu düşünüyorum Lingfield'da. Denk güçler mücadele edecek. Burada ben 5 isimi önde tutuyorum rakiplerine göre. Öncelikli 6 numaralı Jedi ilk şansı verdiğim isim. Sonra 10 numaralı Miss Sligo ikinci şanslı gördüğüm isim. 11 numaralı Voi, üçüncü şanslı gördüğüm isim. 13 numaralı Carmela Soprano, dördüncü şanslı gördüğüm isim. Ve bu pist ve mesafede 2'de 2 yapan 1 numaralı Cafe Sydney'de son şans gördüğüm isim 1 numara. Dolayısıyla sıralamam 6, 10, 11, 13 ve 1 arkadaşlar. Lingfield'da günün son koşusu 1600 metrede koşulacak handikap bir koşu, 12 at mücadele edecek. Burası aprantilerin at bineceği bir koşu. Bütün arkadaşlar apranti arkadaşlar, birçoğu yarış bile kazanmamış. Bu pist ve mesafede kazanan isimler ise Lingfield'da 1600 metrede kazanan isimler 1 numaralı Red Evely, 6 numaralı Halef Pace ve 9 numaralı Laurenta bu pist ve mesafede kazanan isimler. Ben burada 6 isim önereceğim. Öncelikle 5 numaralı Dani ilk şanslı gördüğüm isimdir. Sonra 4 numaralı Heroes Our Star ikinci şanslı gördüğüm isim. 9 numaralı Laurentia 4. şans 3. şans verdiğim isim. Sonra 6 numaralı Helle Vapace 4. şanslı gördüğüm isim. 2 numaralı Sir Tavel diğer şanslı gördüğüm isim. Sürprize hatta bombaya önereceğim isim. Ve 1 numaralı Red Evely diğer şanslı gördüğüm isimdir. Yani sıralamam 5, 4, 9, 6, 2 ve 1. Burada 3 numaranın yarışları da çok iyi aslında.
Ama Apprentice'i hiç yarış kazanmamış. Ondan dolayı tercih etmedim. Henüz daha birinciliği yok Anna Gibson'ın. Dolayısıyla yazmadım. Sıralama dediğim gibi 5, 4, 9, 6, 2 ve 1. Son iki ayak biraz önce dediğim gibi karışık ayak. Öncelikle siz tuttuğunuzu yazın derim tabii ki. Benim değerlendirmelerim bu şekilde İngiltere Linford'la ilgili. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.